Evet arkadaşlar, öncelikle kendimi tanıtayım. Fen Bilgisi Öğretmeni Nihat Tiryaki. Konumuz mevsimlerin oluşumu. Mevsimlerin oluşumunda ne gibi kazanımlara sahip olacağız? Onları bir tanıtalım. Birincisi ne diyor arkadaşlar? Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. Dünyanın dönme ekseni olduğuna değinilir. Dünyanın dönme ekseni ile güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarı mevsimler üzerinde etkisine değinilir deriz arkadaşlar. Tabii mevsimlerin oluşumu konusuna geçmeden önce şöyle bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Sorumuz şu. Diyoruz ki yıl içerisinde dünya üzerinde oluşan sıcaklık farkları neden gerçekleşir veya nasıl gerçekleşir? Sorusunun cevabını şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Dünyanın üzerine yıl boyunca güneş ışınlarının farklı açılarla değmesi denilebilir. Eğer şayet bu cevabı veriyorsanız doğru cevap veriyorsunuz. Hepinizi alkışlıyorum arkadaşlar. Peki burada arkadaşlar cevabın içerisindeki oluşan güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesi demiştik. Peki bu farklı açılarının gelmesini etkileyen faktörler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi dünyanın yapısı ve şekli arkadaşlar. İkincisi eksen eğikliği deriz. Üçüncüsü ise dünyanın güneş etrafında dolanması diyebiliriz arkadaşlar. Dilerseniz hemen birinci maddeden başlayalım arkadaşlar. Ne demiştik? Dünyanın yapısı ve şekli demiştik. Peki dünyanın yapısını bir görelim arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin şekli sahiptir. Bu şekle ne diyoruz? Geoid diyoruz. Doğru. Peki dünyamızın kaç kutbu vardı arkadaşlar? 2. Yukarı bölümüne kuzey kutbu, aşağı bölümünde kalan bölüme ise güney kutbu diyoruz. Ve kuzey ve güney kutuplarından sanki balonu aşağıdan ve yukarıdan baskılamış gibi baskı uyguladığınız zaman geoid şeklini alır arkadaşlar. Yani yukarıdan, kuzey kutbundan, güney kutbundan basık hale getirdiğiniz zaman şu şekli alır arkadaşlar dünyamız. Yani geoid şeklini alır. Peki geoid şekli dünyaya ne gibi bir özellik katıyor arkadaşlar? Geoid olması ışınların ekvatora yakın bölgelere daha dik. Peki burada ekvatoru da göstereyim arkadaşlar. Buralar kutuptu. Kuzey ve güney kutbu. Diğer arkadaşlar uç noktalarına ise uç noktalardan geçen düzleme ise ekvator düzlemi diyoruz arkadaşlar. Yani basık halde olduğu, şişik halde olduğu yani şişkin yerlerin bulunduğu yerlerde ekvator düzlemi görülür arkadaşlar. Burada ne demiştik arkadaşlar? Işınların ekvatora yakın bölgelere daha dik. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ışınların etkisinin azalmasına neden olur geoid yapısı arkadaşlar. Peki o zaman ekvatora yakın bölgeler daha sıcak. Kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar havanın soğuyacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki dünyamızın yapısında başka hangi düzlemler mevcut arkadaşlar? Gelin onu görelim bir de. Burada arkadaşlar ne diyor? Dünyanın üzerinde şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar bir ekvator düzlemi var. Bir de yer ekseni var arkadaşlar. Yani yer ekseni ile ekvator düzlemi arasında arkadaşlar bakın kaç derecelik bir düzlem var? 66 derece 33 dakika. Doğru. Ancak şöyle ortadan geçecek şekilde bir doğru çizdiğimizde yer ekseni ile diye sanal bir doğru çizdiğimiz eksen arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. O da yaklaşık 23,5 dereceye tekabül eder arkadaşlar. Yani dünya ekseni dik değil arkadaşlar. 23,5 derecelik bir açıya sahip. Aynı zamanda ekvator düzlemiyle arkadaşlar yer düzlemi yer ekseni arasındaki açı 90 derecedir arkadaşlar. Bunun haricinde yörünge düzleminden bahsediyor arkadaşlar. Yörünge düzlemi ise dünyanın güneş etrafında dolanırken oluşturduğu yörünge düzlemidir arkadaşlar. Peki dünyamızın
eksen ekliği 23,5 dereceye denk geldiğini söyledik. Ekvator düzlemiyle yer ekseni arasındaki açı 90 derece olduğunu söyledik. Peki arkadaşlar, dünyanın ekvatordan, yani hayali bir doğru çizdiğimizde ekvator düzlemeye üzerinde kalan bölgeyi ise kuzey yarım küre diyoruz arkadaşlar. Yani ekvator düzleminin üst kuzeye bakan bölümü kuzey yarım küre, ekvatorun güneye bakan bölümüne ise güney yarım küre diyoruz arkadaşlar. Peki burada eksik olan ne var arkadaşlar? Onu da hatırlatalım. Dünya ekseni kendi ekseni etrafında dönerken ya da güneş etrafında dolanırken her zaman saat yönünün tersinde dolanır arkadaşlar. Peki arkadaşlar, eksen ekliği dünyanın yapısını tanıttıktan sonra eksen ekliğinin ne gibi avantajları var? Ne gibi özellikler katıyor dünyaya? Dilerseniz onları hızlı bir şekilde aktaralım arkadaşlar. Eksen ekliği kaç dereceydi arkadaşlar? 23,5 dereceydi yani. Şöyle çizdiğimizde şu açı 23,5 derece arkadaşlar. Peki bu ne gibi özellik katıyor? Güneş ışınları arkadaşlar, biliyorsunuz ekvatorun üst bölümde kuzey yarım küreydi. Altta kalan bölüm, güneye bakan bölüm ise güney yarım küreydi arkadaşlar. Peki buradan ne yapılıyor arkadaşlar? Güneş ışınlarının yüzeye eğikliğinden dolayı farklı açılarla gelmeye çalışacak arkadaşlar. Bu da neyi oluşturacak? Dünya yüzeyinde farklı sıcaklıkların oluşmasını sağlayacak. Peki sırayla takip edelim arkadaşlar. Sıcaklık farklılığının yıl boyunca oluşması neyi oluşturacak arkadaşlar? Mevsimlerin oluşmasında etkili olacak. Diğeri arkadaşlar, yıl içerisinde bir bölgeye düşen güneş ışınlarının düşme açıları farklı olacak. Bu sayede mevsimde sıcaklıklar oluşur, basınç farkları ortaya çıkar. Yine arkadaşlar, eksen ekliği sayesinde yıl içerisinde gündüz ve gece süreleri uzayıp kısalır arkadaşlar. Şimdi bunu şuradan da test yapabiliriz. Dünyamızın veya ülkemizi düşünelim arkadaşlar. Yıl boyunca sürekli gece gündüz eşitliği söz konusu değil. Dolayısıyla saat farklılar oluşuyor. Bu da eksen ekliğinin bir kanıtıdır aslında. Eksen ekliği sayesinde aynı anda kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede farklı mevsimler oluşur. Şimdi bakalım arkadaşlar. Odaklanalım. Burada ekvatoru çizelim. Eksen ekliğimizi çizelim arkadaşlar. Baktığınız kadar güneş ışınları en fazla nereye vuruyor arkadaşlar? Bu açıdan baktığınız zaman kuzey yarımküreye vuruyor. Dolayısıyla kuzey yarımküreye dik ve dike yakın ışınlar gelmeye başlar. Kutuplara doğru gidildikçe eksen ekliğinden dolayı, yani gelme açıları düşüşe uğrar. Yani sıcaklık düşüşe uğrayabilir kutuplara gidildikçe. Ancak baktığınız kadarıyla ışının aydınlık alanı kuzey yarımkürede daha fazla oluşacağı için kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış oluşumu görülür arkadaşlar. Peki arkadaşlar, eksen ekliği olmasaydı, eksen ekliği olmasaydı arkadaşlar, tam ortadan çiziyoruz arkadaşlar burada. Çizilmiş zaten. Güneş ışınları vurduğu vakit arkadaşlar, bu açıdan vurduğunda her iki yarım küreye eşit oranda aydınlık dediğimiz, yani güneş ışınlarının yüzeye düştüğü miktar eşit olduğu görülür. Yani bu neyi gösterir? Gece gündüz sürelerinin eşit olduğunu gösterir arkadaşlar. Peki yıl boyunca gece gündüz süresi eşit mi arkadaşlar? Değil. O zaman demek ki dünyamızın ekseni dik değil. İlk doğru, dik olduğunda gece gündüz süreleri eşit olur. Diğer bir arkadaşlar meselesi, aynı bölgelere yıl boyunca aynı açılarla ışık düşeceği için dolayısıyla sıcaklık farkı aynı bölgelerde değişmeyecek. O zaman da mevsimler oluşmayacak. Ya da şöyle de denilebilir. Hep aynı bölgelerde, aynı noktalarda aynı mevsimler, yani tek tip mevsimler görülecek.
Evet. Şöyle geçelim arkadaşlar. Peki eksen ekli 23 derece 27 dakikadan büyük olursa neler olur? Eksen ekli açısı daha fazla olsa idi, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bölge daha geniş olurdu. Burada şunu ekleyelim arkadaşlar. Güneş ışınlarının gelme açıları dar, yani daha ek açıyla gelirse o noktadaki birim yüzeye düşen enerji miktarı, yani güneş ışınlarının enerji miktarı azalacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla azalacağı için de otomatik olarak sıcaklık da azalacaktır. Ancak güneş ışınları dik ve dike yakın gelirse arkadaşlar birim yüzeyde oluşan enerji miktarı artacağı için otomatik olarak sıcaklık da yüksek görülür. Yani düşük olmaz. Gece gündüz arasında fark sıcaklık fazla olurdu. Kutup bölgelerinde sıcaklık daha fazla artardı ve buna karşılık ekvatoral kuşakta sıcak değerleri daha düşük olurdu arkadaşlar. Peki bunun tersini düşünelim arkadaşlar. Nedir o? Eksen ekli 23 derece 27 dakikadan az olsaydı. O zaman bu madde madde saydıklarımızın tam tersi olacaktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mevsimlerin oluşumunun güneş ışınlarının yüzeye düşme açısıyla ilişkisi çok büyük. Onun için aslında anahtar cümlelerimiz burada arkadaşlar. Yeryüzünde oluşan sıcaklık farkının temel sebebidir. Nedir o arkadaşlar? Işınların yere düşme açıları. Sıcaklık farkının temel sebebi arkadaşlar. Güneş ışınlar bazı bölgelere dik, bazı bölgelere eğik açıyla düşer. Güneş ışınlarının dik olarak geldiği yerlerde sıcaklık fazla. Eğik olarak geldiği yerlerde sıcaklık düşük olur. Az önce bahsetmiştik arkadaşlar. Eğik açıyla gelen ışınlar daha geniş bir alana yayılırken dik açıyla gelen ışınlar daha dar bir alana yayılır. Bunu şöyle izah edebiliriz arkadaşlar. Evinizde de bu deneyi yapabilirsiniz. Bir el feneri herhangi bir metal kaplama üzerine termometre koyarak ya da koymadan elinizle de tespit edebilirsiniz. El fenerinizi dik yerleştirip bir süre ışık verin. Diğerine de daha eğik açıyla ışık verdiğinizde ikisi arasında sıcaklık farkını gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Bu ne demektir? Diyelim ki el fenerinin ortama yaydığı enerji miktarı 100 jüllük olsun. Peki dik koyarsanız ne olur arkadaşlar? Dik tuttuğunuz zaman ışık kaynağı o 100 jüllük dar alana sıkıştırmış olacak arkadaşlar. Peki daha iyi açıyla tuttuğunuz zaman bu sefer ışık enerjisini geniş alana ne yapacak arkadaşlar? Yayacak. Dolayısıyla birim yüzeye düşen enerji miktarı azalacak. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Dik gelen ışınların birim yüzeye daha fazla enerji aktardığıdır. Yani sıcaklıkların arttırdığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili deneysel bir etkinlik var arkadaşlar. Ne yapılıyor arkadaşlar? Bir numara masa lambası 90 derece açıyla şu şekilde. İki numaralı lamba 75 derece açıyla yüzeyle. Üç numaralı ise 60 dereceymiş arkadaşlar. Peki ne yapılıyor arkadaşlar? Bu ışını, masa lambasını kitapların üzerine farklı açılarla yollamış oluyor. Peki neyi test ediyor? Bakın neyi test ediyor arkadaşlar? Dik olarak, yani 90 derece olarak gönderdiği 30 derece olarak ölçülmüş arkadaşlar. 75 derece ile gönderdiği ışının oluşturduğu derece sıcaklık 28 derece. 60 derece ile gönderdiğinde 26 derece olarak ölçülüyor arkadaşlar. Yani sıcaklık artışının en fazla olduğu yer veya açı kaç derece arkadaşlar? Dik olduğu açıdır. Yani 90 derece arkadaşlar. Peki arkadaşlar bir sonuç daha var bu deneyde. Dik gönderilen aydınlık alanla daha eğik gönderilen aydınlık alan arasında fark var arkadaşlar. Az önce söylemiştik. Dik gönderilen ışınlar enerjisini tamamen dar alana yerleştiriyor. Eğikle gönderdiğimiz birim yüzeye düşen enerji miktarını yaydığı için
daha az sıcaklık görülür. Dolayısıyla bu deney de bunu izah ediyor arkadaşlar. Peki ne diyor arkadaşlar sonuç olarak? Işın ışınan yüzeye yaptığı açılar arttıkça aydınlanan bölgenin daraldığını söylüyoruz. Ama birim yüzeye düşen enerji miktarı artar arkadaşlar. O zaman burada azalır. Aydınlanan bölgenin alanı azaldı ve birim yüzeye düşen ışık miktarı artar deriz. Bu nedenle birim yüzeye düşen enerji miktarı da artmış olur arkadaşlar. Evet. Bir de arkadaşlar etkinlik sorusu var. Az önce bahsetmiştik arkadaşlar. Neydi o? Eksen ekli olmasa veya 23,5 derece olsa veya 23,5 dereceden büyük olsa. Bunlara değinmiştik ama güzel bir etkinlik sorusu var arkadaşlar. Bunu da test edelim. Bakın birinci etkinliğimizde güneş dünya ekseni dik arkadaşlar. Yani eksen ekliği yok. Diğerinde 23,5 derece arkadaşlar. Diğerinde ise 40 derece alınmış arkadaşlar. Evet. Peki arkadaşlar bunun sonucunda ne olmuş? Bakın ne olmuş? Eksen eğikliği olmayan yerlerde ekvatorda birim yüzeye düşen enerji miktarı sıkışmış. Peki diğerinde arkadaşlar yine enerji miktarının biraz daha açıldığını görüyoruz. 40 derecede birim yüzeye düşen enerji miktarının yoğunluğunun aralığı daha da artmış arkadaşlar. Peki bu neyi gösteriyor bize? Demek ki açı büyüdükçe arkadaşlar burada birim yüzeye düşen enerji miktarının arttığını söylüyor. Yani daha fazla enerjisini aktarabilir, dik düşme ihtimali olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Peki sorumuzun cevabı ne olabilir arkadaşlar? Eksen ekliği arttıkça. Evet artmış arkadaşlar. Peki arttıkça ne olmuş arkadaşlar? Bir görelim. Birim yüzeye düşen enerji miktarı artmış. Onu test etmiş. Ne diyor? Arttıkça ışık ışınan dik açıyla geldiği alanda artar demiş arkadaşlar. Eksen ekliği arttıkça ışık ışınan dik açıyla geldiği alanda artar demiş. Doğru mu arkadaşlar? Evet artmış. Eksen ekli olmasaydı ışık ışınlar sadece ekvatora dik açıyla gelirdi. Evet arkadaşlar. Bu da birinci gösteriyor. Diğerine bakalım arkadaşlar. Eksen ekliği arttıkça dünya üzerinde aydınlanan alan da artar diyor. Hayır arkadaşlar. Burada aydınlanan alan artmıyor. Birim yüzeye düşen enerji miktarı artıyor. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Yani doğru cevabımız burs olmalı. Peki arkadaşlar dünyanın hareketlerine geçelim arkadaşlar. Dünyanın hareketleri iki türlü arkadaşlar. Neydi? Bir kendi eksen etrafında dönmesi. İki güneş etrafında dolanması. Daha önceki yıllardan da bilirsiniz. Güneş kendi ekseni etrafında dönmesi neyi oluşturuyor? Bir klasik cevap gece gündüz bir gün 24 saat doğru. Bunun yanı sıra da gece gündüz sıcaklık farkı. İlk diğer bir ekleyeceğimiz şey yerel saat farklılıkları. Güneş etrafında dolanması arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafında dolanması. Daha önceki yıllarda da yine gördük. Ne diyorduk? Mevsimler oluşur diyorduk. Doğru. Dünyanın güneş etrafında dolanması. Eksen ekli. Dünyanın yapısı, şekli. Bunların üçü bütün olursa mevsimler olayında daha etkili olur. Tek başına hiçbirisi etkili değildir arkadaşlar. Burada da ne oluyor arkadaşlar? Dünya güneş etrafında dolanmasıyla mevsimleri oluşturuyor. Bir yılı oluşturuyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir yıllık sıcaklık farkı oluşuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya kadar şeydi arkadaşlar.
mevsimlerin oluşmasına etkili olan faktörleri işledik.